Hadi bakalım bismillah, kimler gelecek acaba Adana'da? Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba canım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz Emine Hanımcığım, hayırlısı. Kolonya, kolonya gayet hiçbir şey olmaz. Hoş nasılsınız? Geldiniz. İyiyim, sağ olun, sizleri sormalı. Ben de iyiyim. Buyurun, buyurun, buyurun böyle. Siz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, merhabalar, merhabalar. Merhaba Kadir Bey, nasılsınız? Büşra merhabalar, hoş geldiniz. Büşra Beyciğim mi dedim kız, ben heyecandan. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz dikkatimi çekti. Buyurun, buyurun siz de böyle. Hoş bulduk tekrardan. Feyzi ablam gel sen de böyle. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Vallahi Adana'nın insanı pek sıcakmış, bir kez daha anladık. Güneşli gibi kendileri de sıcak. Ay maşallah. Adana'mız da sıcak, biz de sıcağız. Hoş geldiniz. Adana'mız da sıcak. Adanalıyız maşallah. Allah'ın adamıyız. Biraz yağmur. Evet, evet yağmur çökten ya, indik. Dedim ki hani dedim bu güneşe dedim kızıyorlardı. Kuş ama yer, daha kuş. İyi. Sıcağını görsem böyle konuşmazdın. Doğru Kadir Bey. Tam mevsiminde geldiniz. Tam ortasında geldik. Ay çok güzel bir dönemde geldiniz. Yazın durulmaz yani burada. Yani bir ay sonra gelseniz. Herhalde Eylül'de diye hani daha geçen hafta bile gelseler ne yaz gibiydi. Bereketli adamım bacım, ayağımı attın yere yağmur yağıyor inan olsun. Aynen. Faize Hanım'la kapıda ilk defa karşılaştım. Gayet iyiydi. Yaşına göre çok hanımefendiydi. Güzel karşıladı bizi. Maşallah. Evet. Feyza Hanım'ı bir tanıyalım. Kimin evine geldik? Feyza ablacığım bir kendini bir anlat. Kaç yaşındasın? Kaç çocuğun var? 51 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. 5 tane torunum var. Ev hanımıyım. 17 yıl oldu eşim vefat etti. Bir tek kızımla birlikte yaşıyoruz. Feyza oğlum, Hanım. Torunlarım geliyor. Kızım geliyor. Şöyle size kısaca özetleyeyim ama özetlenecek bir hayat değil. Feyza Hanım erken yaşta dul kalmış, eşini erken yaşta kaybetmiş. Dört çocukla mıydı? Üç çocukla birlikte bir başına kirada bir evde kalmış. Evet, insan tabii ki gidenin ardından çok üzülüyor. Yeri hiçbir zaman dolmuyor ama çocukları olan bir anne için yapması gereken en büyük şey hemen gözünün yaşını silip kolları sıvayıp kaldığı yerden o evi devam ettirmek. Annenin kutsal görevi. Ve ben tanıtımlarda söylemedim ama ben 17 yıl ev işlerine gittim. Bu evimi ev işlerine giderek yaptırdım. Ne büyük ve o kızıma da araba aldım. Maşallah. Çocuklarımı evlendirdim. İnşallah. Senin yaşlılığında da onlar senin kıymetini bilsin. Bilirler, yani. Bilirler. Gelinim olsun, çocuklarım olsun. Çok memnunum. Allah razı olsun. Allah'ım onların çocukları da kendileri amin, de memnun amin. Olsun. Amin, amin. Allah son demlerinde seni rahat ettirsin. Kadir Bey, siz çok küçük duruyorsunuz. Değil mi? Ne kadar zayıfım. Ekran da öyle durup böyleyseniz ben nasıl olacağım şimdi ekranda? Normalde ben de değilim. Daha doğru söylüyorum. Bir şeyler yaparlar. Daha... Şöyle ince falan gösterme yok mu? Faize Hanım'ın bizi karşılamasını çok beğendim. Çok kibar hanımefendi bir bayandı. Bize kolonya ikram etti. Konuşması, tarzı gayet güzeldi bence. Büşra Hanım siz ne kadarlık evlisiniz? Ben geç geldiniz. Ben yeni evet. 10 aylık evliyim. 10 aylık daha. Aynen. Çiçeği burnunda. Maş var mı? Bir de bebek var. Oo, hadi bir alkış. Aynen. Allah şansın ve uğurluyla gelsin. Aynen. İnşallah. 6 kişi yarışıyoruz. Nasıl? Burada 6 kişi yarışıyoruz. Bu da var. Bu da var. Evet hanımlar, sohbetiniz çok güzel maşallah. Enerjiniz de çok güzel. Eminim ekranlara da çok iyi yansıdı. Feyza Hanım, Allah razı olsun. Feyza Hanım bakalım haftanın ilk gününde, ilk iftarda bize neler hazırlayacakmış. Şimdi menüyü siz daha iyi bilirsiniz. Adanalısınız. Feyza abla sayacağım mı? Haydi bakalım. Evet sayacağım. Şöyle tam karşıda kameraya. Yüksük çorbası. Başlangıç yüksük çorbası yapacağım. Adana'mızın yöresel çorbası. Ara sıcak yine Adana'mıza ait. Bazı yerlerde fellah köftesi deniyor ama bizim burada sarımsaklı köfte yapacağım. Evet, sosu bol sarımsaklı oluyor. Ana yemek olarak evde kendi ellerimle lahmacun açacağım. Kendi lahmacun yapacağım. Yanında karışık salata yapacağım. Tatlı olarak da mekik baklava yapacağım. Dondurma eşliğinde. Peki lahmacun ana yemek için nasıl bir seçim sizce? Güzel tek bir mi? Seçim. Adana'ya özgü. Aynen Adana yemeği. Peki tek mi yani Emine Hanım soruyor. Tek mi? Yanında yani. Bir şey var mı? Kaşık salata var. İçini sen hazırlayacaksın. İçini de ben hazırlayacağım. Hamurunu da ben yapacağım. Ben açacağım. Bence tavada ben pişireceğim. Peki, o zaman porsiyonuna bakacağız. Porsiyonu hani zaten porsiyonu zaten genelde hep aynı olur. Adana usulü mü olacak? Adana yuvarlak usulü yuvarlak olacak. Adana büyük. Usulü bildiğimiz Adana usulü.
lahmacunun hamuru piştikten sonra sert mi olmalı, yumuşak mı olmalı? Bence biraz kıtır. Orta kıtır olacak. Orta yani, olacak. Çok mayalı çok hamurdan yapılmıyor. Çok biraz hamur çıtır olması lazım. Yumuşak olmayacak. Daha önce Antep'le bir yarışmacımız yapmıştı. Birinci de olmuştu. Onlarınki biraz farklı. Daha ince ve uzun güzel oluyor. Güzel olmuş tam evet. Onunki. O, hani bazı yerde etli pide deniyor. İnce uzun oluyor ama bizim burada yuvarlak olur. Hadi bak içinin lezzeti aynen. De önemli. Aynen. O kırması, domatesi. Onu yapabilecek mi? Normalde lahmacunu biz yaptırıyoruz. Taş fırında, evet, taş fırında, odun fırınında, onu, pide fırınında yaptırılır. Ama evde nasıl ben kendime, beceriğime güvendiğim için. Nasıl, fırıncı eve mi geliyor? Evet. Alo diyorsun, gelin için var. Alıyor, götürüyor, pişirip geri getiriyor. Kıymayı da, hamuru da sizden alıyor. Hayır, yok. Sadece lahmacun için hazırlıyorsun. İçini de gelip sizden alıyor. Tabii, telefon açıyorsun, geliyorlar. Kıymayı hazırlıyorum. Hamur kendilerde olur. İstanbul'daki fırıncılar duyuyor. Kıyma değil ama iç olarak hazırlanacak. Lahmacunumuz yapılır ve geri evimize gelir. Gelir. Sadece kapıda ücretini öderiz. Maşallah. İyi sizin buradaki. Bize de öyle yapıyorlar. Aynen, yumurtayı aynen. Sucuğu veriyorsunuz. Aynen. Onlar sucuklu yumurtalı aynen. Pide yapıp size ne teslim ediyor. Ne yaparsan yapıyorlar. Vallahi yeriniz rahat. Hiç ses etmeyin. Buradan da sakın kalkınmayın bir yere. Kalkınmıyoruz. Buradayız. Hazırsanız Feyza Hanım'ın evini gezeceğiz. Evet, puan vermiyorsunuz. Yorum yapmayacağız. Ona ama şöyle bir göz gezdireceğiz. Güzel bir şekilde bir de, hep birlikte gez. Ben de sizinle gezeceğim. Bir de Kadir Bey, lahmacunun mesela... O lahmacun da kaldı. Onun için o lahmacun. Kalk baba, biz gidelim. Sen yolda bana anlat. Hanımlar siz de gelin. Haydi buyurun. Feyza Hanım genel anlamda temizdi. Sadece lavabonun şöyle bulaşık süngeriyle şöyle yaptığımda içinde biraz siyahlık vardı, o kadar. Çekmeceleri açtığımda ufak toz kırıntısı gibi kırıntılar dikkatimi çekti. Onun dışında ev genellikle temiz ve düzenli bir evdi. Beğendim. Feyza Hanım kendi çapında temizdi ama bana göre değildi. Feyza Hanım temizlikte benimle yarışamaz. Feyza Hanım'ın evi genel görüntü olarak temizdi ama bazı detaylarda tozlar vardı. Belki de çok detaylı temizlik yapmasına rağmen evi bir gün içerisinde tozlanmış da olabilir. Çok fazla bulamadım çünkü. Gel Feyza ablacığım. Evet, maşallah yarışmacılarımız geldiler, evi bir güzel gezdiler. Nasıl buldun rakiplerini? Çok iddialı bulmadım. Ben kendime daha çok güveniyorum. Emine Hanım birazcık böyle şey, daha böyle göz açık ama onun arkası yoktur, boştur. Mesafe çene mi diyorsun? Yani. Ama Emine Hanım koltuğa ele mökkem oturdu, kendini geldi ki maşallah. O birazcık böyle konuşsun, konuşmak için konuştu ama onun o boştur. Hmm. İyi, dileyelim iyi olsun. Ben kim hak ediyorsa o kazansın. Aynen, hepimizin ama ben kazanacağım. Ama gene de bir tık ben önde ama olayım. Ama ben kazanacağım. Şöyle söyleyeyim ama maşallah hiçbirinin gözünde hani böyle bir art niyet, bir fesatlık görmedim. Bazen böyle gözlerinden okunuyor. Hepsi çok iyi niyetler, aynen, çok enerjileri aynen. Güzel. Güzel bir hafta geçeceğine inanıyorum. Ben de inanıyorum. Hadi o zaman hazırsan kalk gidelim, üstümüzü başımızı değiştirelim. Aynen. O mavi tulumlarımızı bugün Adana'da giyelim. Ben yöresel kıyafetimizi giyeceğim. Tamam. Şalvar giyeceğim. Şalvarlı Adanalıyız. Hadi bakalım o zaman. Hadi gel, hadi gidiyoruz. Tamam, mantıyı damla çalalım o zaman. Nasıl istersen, hiç fark etmez. Tamam vurdum çatmayı, çağırana gelsin Fatma'yı. Bugün Fatma gelsin, haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.